Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle Aşk Hayatım Rumi açılımı yapacağız. Yani Rumi açılımı ile birlikte sizin aşk hayatını yorumlayacağım. Bakalım neler göreceğiz, neler çıkacak. Anın enerjisiyle bakacağız. Birisine gerek yok, size bakacağım sadece. Hani herhangi birisine niyetlenmenize gerek yok. Ama niyetlenebilirsiniz de, hiç fark etmez. Şu kişiyle ne olacak da diyebilirsiniz. Neyi... Hangi enerjilerde olacaksınız? Bunları bakacağız bakalım. Neler oluyormuş? Yakın gelecekte ve uzak gelecekte neler olacak? Birer kartla birlikte bunlara da bakacağız. Birinci destemde siyah simli bir kalbim var şöyle. İkinci destemde beyaz pırıltılı pembe kalpler var üstünde. İkinci destemin rengi beyaz. Üçüncü destemin rengi de kırmızı. Böyle tatlı üç tane kalbimiz var. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Seçtiyseniz üçüncü desteyi ve ikinci desteyi şöyle kenara alıyorum. Birinci desteden başlıyoruz. Siyah kalpten. Bakalım aşk hayatınızda uzak gelecek, yakın gelecek, anın enerjisinde neler oluyor? Bunlara bakacağız. Dinarların sultanı geldi. Toprak kraliçesi geldi. Şu anda çok güzel geldi. Bakın güneşle birlikte. Anın enerjisine baktığımda eğer ki bir aşk ilişkiniz varsa şu anda çok güzel gidiyor. Birbirinizi aramanız gerektiğini, iletişimi kesmemeniz gerektiğini. Eğer ki daha yeni başlıyorsanız mutlaka bu iletişime devam etmeniz gerektiğini. Şu anda anın enerjisi son derece mutlu olduğunuzu, kendi kıymetinizi bildiğinizi söylüyor kartlarımız. Yakın geleceğe bakalım aşk hayatınızda neler olacak? Kadehlerin yedilisi ve uzak gelecek kadehlerin ası geldi. Çok güzel. Bakın ilişkiniz var ise tekrar söylüyorum. Bir teklif alacak olabilirsiniz. Bu da ilişkinizi bir kademe üste çekecek olabilir. Yani şöyle bir durum var. Evlilik teklifi alabilirsiniz veya da ailelerle tanışma durumları olabilir. Eğer ki hayatımda hiç kimse yok diyorsanız şu anda çok mutlu bir döneme giriş yapmak üzeresiniz. Anın enerjisiyle birlikte. Ve muhakkak ve muhakkak bir insan hayatınıza girecek yakın gelecekte. Şu anda varsa ondan bahsediyorum. Ama yoksa yalnızım diyorsanız bir kadın veya bir erkek hayatınıza girmek üzere. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla diyor. Bu insanla kutlamalar yapacaksınız. Çok gezeceksiniz, tozacaksınız. Çok böyle kafelere gidilecek, restoranlara gidilecek. Böyle değişik mekanlarda da bulunabilirsiniz. Ama böyle çok şey yapacaksınız. Aynı hayal ettiğiniz gibi bir insan olacak. Gezmeyi, tozmayı seven, sizinle birlikte son derece mutlu olan bir insan olacak ki uzak gelecekte de aşk şarabıyla sarhoş oldum der Rumi. Siz de aynen böyle olacaksınız. Aşk şarabıyla sarhoş olacaksınız her iki tarafta. Birinci deste çok güzel geldi. Güneş geldi her şeyden önce. Anın enerjisiyle birlikte. Durumunuz çok iyi. Halinizden memnunsunuz. Aşk ilişkiniz de süper gidiyor görünüyor. Ya da değilse de son derece artık mutlu olacağınız kişi ayağınıza geliyor sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey, hiçbir çaba sarf etmenize de gerek kalmayacak bu aşk ilişkisi için. Kendiliğinden olacak her şey. Zaten bir şey pozitifse öyle kendiliğinden oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, birinci destemiz bitti. Şimdi ikinci destemize yani beyaz destemize geçiyoruz. Bakalım beyaz destemizi seçen sevgili arkadaşlarımın anın enerjisinde aşk hayatında neler olacakmış? Bir bakalım. Nereye doğru gidiyorsunuz? Enerjiniz ne yöne doğru? Ona bakacağız. Yakın gelecek, uzak gelecek onu da göreceğiz. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Hemen bir sadaka veriyorsunuz. Hiç lamacımı yok. Aşk enerjinize
Herhangi bir nazar gelmesin. Şimdiye sevin, kalbin yakında açılacak. Bir şeyler ters gidiyor, belli zaten. Buradan anladık hemen. Ve kılıçların dörtlüsü, ilahi bütünlükle kaybolmak doğanın ruhundadır. Şu anda kapalı bir enerjiniz var ama çok da kapalı değil. Bu dışarıdan etki aldığınızı gösteriyor. Bu sadaka, dinarların altılısının gelmesi. Şimdi burada diyor ki, biraz mümkünse fazla bir sadaka vermeye bakın. Çünkü burada yakut sevdiklerinizin sadakasıdır diyor. Eğer ki bir aşk ilişkiniz varsa ve kötü gidiyorsa, anın enerjisiyle hemen sadaka verin, açılsın. Çünkü diyor ki şimdiye sevin, kalbin yakında açılacak diyor. Zaten bunun sinyalini gelecekte veriyor, yakın gelecekte. Hatta an meselesi olarak söylüyor. Burada da kılıçların dörtlüsü geldi. Kendisini sizden çekmiş birisi olabilir. Geriye çekmiş kendisini veya da siz aşk ilişkisinden kendinizi geriye çektiniz ya da çift taraflı da olabilir. İkiniz de uzaklaştınız birbirinizden. Bunun sebebi ne yazık ki bir sert tutumdan kaynaklanıyor. Bu sert tutum da ne yazık ki nazardan, negatif enerjiden söz konusu olmuş. Birileri biliyor olabilir ilişkinizi. Ya da benim ilişkim yok diyorsanız da hemen bir sadaka vermeniz gerekiyor. Gerçekten de kendinizi geriye çekmişsiniz aşk hayatınızdan. Artık böyle çok böyle keskin kenarlarınız var erkeklere veya kadınlara karşı, artık hangisiyseniz. Bunun yumuşaması gerekiyor. Böyle olmaz sevgili arkadaşlar. Biraz böyle küsmüşsünüz belki de. Biraz böyle kendinizi geri çekmiş vaziyette görünüyorsunuz. Yakın geleceğe bakalım. Bir buluşma söz konusu var. İki kişinin bir araya gelmesi, aynı cins fakat buraya bir tane kart almak istiyorum. Nedense birazcık şey yaptım. Evet, kılıçların beşlisi. Evet, şimdi neden öyle hissettiğimi anladım. Aynısınız ve ego yapabilirsiniz. Birbirinizle yarış haline girebilirsiniz. Bunu yapmayın. Çok aynı olacaksınız çünkü yakın gelecekte. Eğer ki birisi yoksa diye söylüyorum. Ama eğer ki hayatınızda birisi varsa, aranız birazcık limoni ise hemen sadakayı veriyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Bir buluşma yaşayacaksınız yakın zamanda. Ama burada kendinizi ispat etmeyi daha çok ön plana atacaksınız. Aşk ilişkilerinden bahsetmeyeceksiniz. Yani sevgi dolu değil de birazcık daha böyle rekabetli bir konuşma olacak sanki. Buna da dikkat. İkinci deste. Ve uzak gelecek. Kılıçların üçlüsü. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Kılıçların üçlüsü neydi klasik tarotta? Bir kalbe üç tane batırılmış kılıçtı değil mi? Burada da aynısı var. Üç tane kılıç ve burada bir üzüntü söz konusu. Hemen buraya bir soruyoruz bakalım ne olmuş? Belki kırıcı bir söz işiteceksiniz veya da söyleyeceksiniz ya da daha ağır bir şey de olabilir. Evet, bakın. Ayrılık kararı söz konusu. Dinarların onlusu. Dinarların içi olanı, neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Şimdi burada bir durum var. Dediğim gibi eğer ki bir ilişkiniz varsa, ne yazık ki uzak gelecekte bu kişiden kötü bir söz, kötü bir davranış veyahut da bir aldatılmayla karşılaşacak olabilirsiniz. Ve bunun sonucunda da bu kişiden ayrılmak isteyeceksiniz. Ama emin olun ki maddi durumunuzun iyi olması, ailenizden maddi destek, hani sizinle ilgilenmeleri sizi çok mutlu edecek ve tekrardan eski neşenize kavuşacaksınız olarak görünüyor. Eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa, birisiyle buluşacaksınız, birisiyle görüşeceksiniz. Önünüze birisi çıkacak fakat ileriki zamanlarda bu kişiden uzaklaşmak isteyeceksiniz. Çünkü size göre olmadığını anlayacaksınız. Sizi yaraladığını düşüneceksiniz. Ve yine aileniz size sahip çıkacak. Ama maddi destekle, her nedense burada sizi hani maddiyatla kendinize getirmeye çalışacak olan bir aile desteğini görüyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci deste de bu şekildeydi. Gelelim bakalım üçüncü destenin durumuna, yani kırmızı kalbi seçenlerin.
çok güzel denge kartı ile birlikte açtık. Hüküm kartı yani mahkeme kartı ile birlikte geldi. Ve değneklerin ası geldi. Şimdi mevcut olan durumda yakın zamanda bir dengeniz şaşmış sevgili arkadaşlar. Yani aşk hayatınızda bazı dengelerde bir sorunlar olmuş. Yani nedir? Alma verme dengesidir. Sevgiyi alma verme dengesidir. Eril dişil dengenin yer değiştirmesidir. Sizin erilinizin veya dişil enerjinizin daha çok çalışmasıdır. Ama anın enerjisiyle bunun düzeldiğini ya da hemen düzelmek üzere olduğunu söylüyor. Çünkü an enerjisiyle baktığımız için ve sevgiyle ölüler yaşatılır dedi. Arındırıcı kadeh Allah'a mest olanlar içindir dedi. Ve değneklerin ası geldi. Ben polo sopasıyım ve sen topsun. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa mükemmel bir arkadaşsınız her şeyden önce. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Arkadaşlık frekansını tutturmuşsunuz. Elbette ki de aranızda hani sevgili de olduğunuzu söylüyor. Ama bundan önce mükemmel bir arkadaşlık uyumunda yaşamışsınız. Yani tutturmuşsunuz bunu. Bu çok güzel bir şey. Böyle bağlar kolay kolay kopmuyor sevgili arkadaşlar. Onun için üstüne basa basa söylüyorum. Ve burada şu andaki ilişkinizde muazzam bir düzen, düzelme, düzeltilme durumu söz konusu. Çünkü çok sağlam bir ilişkiye benziyor. Çok sağlam temeller üzerine oturtulmuş ve başlamış bir ilişki olarak görünüyor. Eğer ki benim bir ilişkim yok diyorsanız da karşınıza çıkacak olan kişi sizin arkadaşlarınızdan birisi olabilir. Arkadaş çevrenizden birisiyle bir anda aşk yaşamaya başlayacak olabilirsiniz. Yakın gelecek kadehlerin beşlisi kalpte tezatlık savaş gibidir dedi. Burada ne diyor bize? Kalbinizde bir tezatlık yaşayacaksınız. Yani tamam mı devam mı gibi ya da arkadaşlıktan sevgililiğe gidelim mi? Yani bir üst seviyeye çıkalım mı çıkmayalım mı gibi. Ya da farklı bir durumda söz konusu olabilir. Hemen şuraya bir kart koyalım. Bakalım durum neymiş? Kalbinizi ne üzüyormuş? Dinarların sekizlisi. Kendini küçümseme, Allah'ın gözünde değerlisin. Maddi olarak ve çalışma hayatı olarak kendinizi belki karşı taraftan daha düşük görüyor olabilirsiniz. O yüzden de hani acaba ben bu kişiyle yapabilir miyim? Bu kişiyle aynı frekansta buluşabilir miyim? Yani arkadaşız ama evlenince veyahut da sevgili olunca nasıl olur diye bir tezatlık söz konusu olacak. Çünkü karşı tarafta biraz flörtöz, toy enerjiler söz konusu. Yani onun sizi bırakıp gitmesinden korkuyor olabilirsiniz. Çok böyle bakımlı, süslü birisi olabilir. Sıkılgan birisi olduğu için sizden çabucak sıkılıp gideceğinden korkuyor olabilirsiniz. Veyahut da olacak, korkacak olabilirsiniz. Gelecek, uzak gelecek enerjisine bakıyoruz. İmparator geldi. İmparatorun başındaki taç gibi ol dedi. Burada muazzam bir egodan bahsediyor. Yakın uzak gelecek diyor. İlişkiniz yani aşk hayatınızın geleceğinde. Sebat, dünya ve pir geldi. Tam 4 tane büyük arkana kart geldi sevgili arkadaşlar. Yani burada diyor ki sabırlı ol. Bu senin dünyevi kısmetin olacak. Eğer ki hali hazırda böyle birisi yoksa karşınıza çıkacak olan kişi böyle bu şekilde. Koç burcu olabilme ihtimali var. Koç burcu, yay burcu ve aslan burcu olabilme ihtimali var sevgili arkadaşlar. 3 burçta gelmiş dengede, imparatorda ve sebatta. Koç, aslan veya yay burcu olabilme ihtimali olan bir insan var hayatınızda olarak görünüyor. Kötü olarak gelmedi ama yakın gelecekte bir tezatlık, hani yapabilir miyim, olur mu, yani uyuşur muyuz, hani insanlar ne der, hani bu tarz bir şeyden bahsediyor bize. Ama aranızdaki farklılık çok da büyük bir farklılık olarak da görünmüyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de içiniz rahat olsun. Endişe edebilirsiniz tabii, insanız, hani duygularımız hani değişiyor, düşüncelerimizden kaynaklı. O yüzden
Burada sebat etmeniz gerektiğini söyledi. Dünyevi kısmetiniz olduğunu söyledi. Ve 5 numarayla pir yani aziz kartıdır bu. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir diyor. Bilgece davranmanız gerekiyor. İkinizin de dünyaları farklı olabilir. Burada dediği gibi buradaki anlamından çıkartabildiğim kadarıyla. Ama güzel şeyler söylüyor. Yani gerçekten de bu kişi sizin dünyevi kısmetiniz olma ihtimali çok yüksek. Çünkü dünya kartının yanına pir geldi. Yani tamamlanma. Yani dünya evine girme. Dünyevi kısmetiniz bu kişi sizin. Ve yani koç ve aslan ve yay burçları ateş elementini de veriyor. Yani bu kişi ateş burcundan olabilir. Siz de olabilirsiniz elbette. Yükselenler, ay burçları bunlar da olabilir. Buraya çok yoğunluk vermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursam, eğer ki ilişkiniz varsa muazzam bir dengeye geldiniz. Bazı şeylerin zamanı geldi ve başlangıç zihniyetinde olacak karşınızdaki kişi veyahut da siz eğer erkeksiniz siz yapacaksınız bunu. Çünkü çok iyi anlaştığınızı, ayrılmaz bir ikili olduğunuzu farkına varacaksınız. Bunu göreceksiniz, bunu tahlil edeceksiniz. Yakın gelecekte ise yapabilir miyiz, olur mu, yani bizden olur mu, yani nasıl olur diye bir tezatlık yaşayacaksınız kalpte. Bu da karşı tarafın, eğer ki siz bayansanız karşı tarafın biraz flörtöz enerjisi olabilir. Eğer ki erkek olarak dinliyorsanız da karşı tarafta biraz böyle mükemmelliyetçi taraf veyahut da onda da bir toy enerjiler var ama hani böyle çok sevilmek isteniyor. Hani kim ona böyle iyi davranırsa ona gidebilecek bir tip de olabilir. Bir insan da olabilir. Böyle de bir onun toyluğundan veyahut da mantıklı hareket edemediğinden dolayı endişe edecek olabilirsiniz. Yani onu elimden kaçırırım. Yani şöyle yaparsam beni bırakıp gider mi diye bir endişeniz olacak olabilir yakın gelecekte. Ama diyor ki dinarların sekizlisi, kendini küçümseme, Allah'ın gözünde değerlisin diyor. Yani biraz da demek istiyor ki hani Allah'ın gözünde değerlisin ama karşı tarafın da gözünde değerlisin sen diyor. Sen hiçbir şey düşünme diyor. Yani bu endişeye yer verme diyor. Gelecekte ise, uzak gelecekte imparator geldi. İmparatorun başındaki taç gibi ol dedi. Yani bu kişi seni başının tacı yapacak zaten diyor. Ve sen de bunu kabul et diyor. Veyahut da siz erkekseniz bu kişiyi başınızın tacı yapacaksınız. O da bunu kabul etmeli diyor. Bunu biraz açalım dedik. Hani imparatorda aynı zamanda ego enerjisi çok yüksektir. Bu nedir dedim. Sebat kartı dedi. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. İşte burada aslan burcu da geldi. 21 numarayla dünya kartı geldi. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur dedi. Bu sizin dünya kartı. Dünyevi kısmetinizin olduğunu da söylüyor bu kişinin. Ve pir kartıyla birlikte de bilge her iki dünya içinde rahmettir dedi. Bu da biliyorsunuz aziz karttır ve evlilik teklifi, ciddi evliliktir. Burada bir de boğa burcu da vardır. Boğa burcunun da kartıdır. 4 tane burç oldu. Evet, şimdi onu da unutmayalım. Böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Aşk hayatınız yakın gelecek bu şekildeydi. Bence bütün burçlar, bütün desteler güzel geldi. Biraz ikinci destede bir sorun çıktı. Umarım uyumlanmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.